Merve beğendi. Ahmet sana geçelim bakalım, çok merak ediyorum. Zuhal Hanım, yiğidi öldür hakkını yeme. Yani ben bunu bu tabağı dışarıda bir yerde isterim. Yani bir restorana gittiğimde sizin bir ne rüyasıydı bu? Beğendi rüyası var derim yani. Onu söyleyeyim. Gerçekten adaletliymişsiniz. Gerçekten yorumunuza çok teşekkür ederim. Bekle ya, bir dur yani, ya. Bunu yürekten söyleyebilirim. Keşke biraz daha tuzu olabilirdi ama bu çok basit. O konuda yani biraz beğendiğinin tuzu az, onu fark ettim ben. Tuzuktan beğendiğinin az. Serpilebilir bir. Ama patatesin tamam. Patatesin tuzu. Falan tamam. Sadece üçünü birlikte yediğinde dengeli. Sadece beğendiden tattığında biraz tuzsuz. Evet. Aynen, beğendi de sıkıntı. Salata konusunda da galiba ekstradan limon sıkmadın. Ya zaten ekşi bir evet, şey biliyorsun. Kuzu kulağı çok ekşi sıkmadım, olduğu için sıkmadın. Eline sağlık. Teşekkür fena değil salatanda. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Bizim. Sizin kesenize afiyet olsun. Duval Hanım'ın kesesine bereket. Estağfurullah. Görevimiz. Evet Özgür, güzel, sendeyiz. Ben de beğendisini beğendim. Köz patlıcan tadı da geliyor. Et pişme derecesi de güzel. Hani üçünü birlikte yiyince de güzel. Sadece hani farklılık yaratmak için ne yaptınız onu çok merak ediyorum. Hani beğendi rüyası olarak söylüyorsunuz ya. Ya normalde Samsun'da bunu çökertme diye satıyorlar. Buna ben de onu diyecektim. Çökertme kafası zaten. Çökertme diye evet. Satıyorlar. Ben kendi çalıştığım olgunlaşma endüstrisinde. Ben bunu kendim çökertme diye satmıyorum. Beğendi rüyası diye bu sene menüye koymayı düşünüyoruz. Koy. O yüzden burada da denemek sadece istedim. Sadece porsiyonlama konusunda sanırım Zuhal Hanım. Çünkü kendisine biraz ben az almış. Ben kendime az koydum bilerek. Az yapmışsın. Bilerek biraz da basite kaçmak yani şeye basite kaçmak için ve zamanda yetişmek için galiba. Valla üstümü değiştirdim, masamı da kurdum. Zamanla alakalı bir problem yaşamadım. Yemeği beğendin. Salata evet. Hakkında ne düşünüyorsun? Salata da güzel Zuhal Hanım. Güzel, yani güzel. Bir sıkıntısı yok. Teşekkür ederim evet. Yorumunuz için. Evet, afiyetler. Bilge. Zuhal Hanım, ben başta da söylediğim gibi beğendim, közünü beğendim hani közlenme derecesi evet, vesaire iyi. Ama tuzunda eksiklik hissediyorum. Beğendiğini tuzu az. Evet, ama üstünü bir arada yediğim zaman... Bir saniye ya. Ben de diyorum dedim. Bir oğlum bir dur sen de. Allah Allah. Ama üçsünü bir arada yediğim zaman o eksiklik çok gözüme çarpmıyor. Salataya geldiğim zaman çileği de ayırdım buraya. Hani meyve salatası olsa çileğin boyutu okey. Ama biraz daha mesela şu parçadan ben 4 parça küçük küçük çilek çıkartabilirdim ya. Çok fazla büyük geldi benim gözüme. Büyük mü doğramış? Evet, olabilir. Bayağı büyük doğramış. Salata genel olarak büyük doğranmış öyle. Yani kuzu kulaklarını anlarım da evet. Evet, almakta zorlanıyor. Çilekleri bir tık daha evet yapabilirdim. Birazcık daha ince ince kesilir ya dilim dilim. Ama genel itibariyle lezzetli, vallahi eline sağlık. Teşekkür ederim. Yani evet çökertme gibi o kafa, sadece beğendi var ekstradan. Onun dışında yoğurtlu sos da olsa aynen. İşte çökertme ama bence güzel. Bu şeyi rendeledin mi? Onun bende bıçağı var, onunla çekiyorum. Ha onunla çekiyorsun, özel güzel bu çıtır çıtır. Ben var getirdim mı? Hatta sizde de varmış, hayret ettim yani. Niye getirdim Samsun'dan al diye. Buyur, al Samsun'dan buyur. Getirdim çökertme diye. Yaptılar. Geçen hafta birisi yaptı. Senin elma dilimi patatesler gibiydi patatesleri. Çökertmenin. Güzel miydi yani? Güzel olabilir mi çökertmede elma dilim patatesleri? Ben bilmiyorum. Hayır seninki elma dilim. Düşün öyle böyle olması lazım çökertmenin. Böyle böyle patatesler. O zaman daha büyüktü Zuhal Hanım çünkü ayva dilimdi o. Elma dilim değildi. Hayır yani demek istediğim büyük yani varmış burada bıçak. O şey bıçak mı? Soyacak gibi olanlar mı? Tamam çok basit zaten. Ben de evde onlarla yapıyorum. Hayret ettim. Bazıları beğendiğini söyledi. Hiç beğenmeyecek dedi diye düşündüklerim beğendi. Şaşırdım yani gerçekten. Şaşırtıcı. Bak çart 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 ama tabii sen eğitim aldığın için sen daha güzel çıkarmışsın. Yani normalde bunun yani. Daha büyük bir şeyi oluyor. O direkt böyle direkt şey yapıyorsun. Hiç bu kadar uğraştırmıyor. Evet. Ya o kadar basit şeylerden puan kaybediyorlar ki aklım almıyor onu söylüyorum. Yani çökertmede bu kadar kızartmalık gibi patates olur mu ya? Ketçap mayonez koyuyorsun o zaman. Ha. O kadar patates mi oluyor? Nerede kalıyor o zaman çökertmeliği yani? Bak yapmış. Eline sağlık. Güzel. Salatan da güzel. Dediğimiz gibi çilekleri bir tık daha şey yapsaydın. Beğendi rüyasını gerçekten çok beğendim. Yani ben bunu dışarıda gerçekten bir restoranda, bir lokantada söyleyebilirim ve yiyebilirim. Durmuş'un eline sağlık. Beğendi rüyası ana yemek gerçekten lezzetliydi. Tadı, tuzu, kıvamı, eti, kesimi her şeyi yerindeydi. Porsiyonu da güzeldi. Beğendim. Beğendi rüyası Hünkar beğendiden bir farkı yok ki. Tek farkı kibrit patates. O zaman kibrit patatesti Hünkar beğendi deseydin. Göz boyamaya ne gerek var? Biz onu araştırdığımız zaman bulamayalım diye mi yapıyorsun bunları? Hünkar beğendi... Ay pardon Hünkar beğendi değil. Beğendi rüyasının tuzu eksikti. Kesinlikle bunu belirttim. Ama üçsünü aynı şekilde yediğimiz zaman çok fazla bir eksiklik fark etmedim. Onun dışında porsiyonlaması güzeldi. Beğendi rüyası dedi. Önümüze getirdiği beğendiği beğendim. Güzel közlemişti patlıcanlarını. Etleri güzel pişmişti. Üzerindeki patatesi çıtırdı. Birlikte yenildiğinde güzel bir tat aldım. Bir de şimdi ekşi ya kuzu kulağı. Çilek şimdi, de, çilek de ekşi. Sanki hafif bir tatlı bir şey istedi. Belki bir bal mı?
Ne bileyim tatlı bir meyve mi, kuru yemiş aslında mi? Aslında olabilirdi. Mesela bir kuru dut falan. Ekşi. Zaten ceviz koyacaktım. O da biraz bozar diye yaptım. File bademle dengelemişsin ama gerçekten Zuhal Hanım'ın dediği gibi bir hafif meyve. Bir tatlı bir belki şey kuru istedi. Kayısı da çok yakışabilirdi. Kuru kayısı bravo. Ay, evet. Kuru kayısı yani bu asite bu şeye ekşiye birazcık da bir tatlı istiyordu. Bu aklımda kalsın kesin değerlendireceğim. Benim dediğimi değerlendireceksin yani. Yok estağfurullah. O zaman da güzel bir salatanda bir sıkıntı yok. Ama farklılık olabilir yani yemeklerin içerisinde. Hayır o ekşiyi o mayhoşu bir tık kırmak için evet. Bu salatalarda bir kuru meyve ya şey kullanıyorlar tatlı bir şey. Belki bir kaşık bal ne bileyim yani olabilirdi ama bu haliyle de güzel yani. Ha şimdi ben bu tatlıyı merak ediyorum. Ben yemedim. Evet çok neydi, merak puftu? Ediyorum. Ne puftu? Krem puf. Krem puf. Evet. Bilen var mı bu tatlıyı yiyen? Ben daha önce yemedim. Ben de yemedim. Profiterolün daha uzun, evet. Daha az uğraşılmışı. Pateşu yani öyle hamuru galiba. Nasıl? Pateşu var gene. Evet hamuru. Evet aynen. Hmm. Aynı hamurdan yapılıyor zaten. Pastacı malzeme kreması de aynı. Yapılıyor içine. Pastacı kreması. Evet. Daha az yani profiterol yapacağım ama daha az uğraşmak bildiğim istiyorum. Bildiğim kadarıyla hani krema dış, sonradan sıkılmıyor hamurla birlikte fırına giriyor. Tek farkı bu. Öyle olması herhalde. Lazım. Hani çok farklı hiç yemek değil sarında yapılmadı diye benim beklentim çok daha farklıydı açıkçası. Hmm. Ama yapılmadı bizde. Daha çıtır kıtır ama oluyor. Ama gene pastacı kreması pateşu yapmak da zor kolaydı. Efendim Gürbüz kafa kalktı. Üç katmanlı bir tatlı. Üç katmanlı. Yani uzun zamandır gördüğüm en uzun süren tatlılardan biriydi. Ha, top top değil de pasta şey. Ha. Anladım aşamalı yaz yaptı yaz ekleri diyor. Ya bu yaz uzun ekleri. Diyor. Fransız ekleri. Ha gördüm. Fransız tamam ekleri. Hatırladım ben bunu. Yaz ekleri diye geçiyor bu kafeteryalarda. Altı farklı hamurdan üstü farklı hamurdan diyebiliyorum ben. Ha. Evet biz ben de yapalım. Ben severim. Görüyorum ya bunu böyle kafelerde, evet, kafelerde pastelerde var. De yemedim daha küçük hiç. Olması gerekmiyor mu bunu? Ben boyut de bilmiyorum. Daha küçük olması gerekiyor. Ya böyle ya görüyorum sizin, da. Zevkinize bağlı. Bu yaz ekleri diye geçiyor böyle. Yaz değil Fransız ekleri. Ben yaz ekleri diye alıyorum. Kaşını kaldırma bana öyle ya. Sen kaldırıyorsun benim kaşlarım yukarı kalkmıyor. Ben taklidini yaptım. Ne alemsiniz lan. Senin ana yemeğin beğenmedi de benim beğenildi ya. Kıskançlık yapıyorsun bence şu öleceğim, an aşırı şekilde. Öleceğim şatlayacağım kıskançlığımdan. Bilge Hanım'ın bana taktığı o kadar belli ki. Bismillah herkes, kız senden bahsetmedim herkes Dudu. Herkes aynı yorumları ben yaparken benim yorumuma dahi müdahil oluyorsunuz. Sana ne oluyor? Öznur Hanım da kalkıp sizin zaten beceremediğinizi o yüzden size hadi puan vereyim diye puan verdiğini bile söyledi. Bence siz üzülmeniz lazım bu duruma pişman gerçekten. Pişman olmalıyım programa katıldığım için. Bence olun. Hiç değilim biliyor musun? Yani size seni hadi üzülmeyin ya. Diye bir seni puan vermiş fazladan yazık üzülmeyin günah diye. Üzülmeyin diye demedin yazık benden günah da de demedin. Merve Hanım. Gene. Pastamızın üstüne mum dikebiliyor muyuz acaba abi? Hı-hı. Porsiyonluk pasta olmuş. İki tane koymak yerine bir tane ha, büyük seninki yaptım. Evet büyükmüş. Evet bir tane büyük yaptım. Biz okulda da boyunu böyle yapıyoruz. Böyle satıyoruz. Güzel görünüyor ama. Çilekle renklendirmişsin. Ha, hiç sevmem tatlıyı da. Ay çocuklar hiç ısrar etmeyin. Zorla yiyorum. Mesleğimden dolayı mecburen.